Duygu Köşesi kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3,5 numara şiş kullanacağım. Nako Elit Baby ip kullanacağım. Eğer daha kalın şişiniz varsa daha kalın şiş de tercih edebilirsiniz bu model için. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlayacağız. Şöyle 2 şiş üzerine ilmeklerimi çıkaracağım. Alt kısmı toparlanma yapmasın diye. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişlerimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Dediğim gibi ben 3,5 numara şiş kullandım ama en kalın şişlerim bunlardı. Onun için bunları kullandım. Daha kalın şiş kullanmanızı öneririm. Çünkü bu model sık olduğu zaman anlaşılmıyor çok. Kalın şişle daha güzel duruyor model. İlmeklerimi bir sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, şöyle 18 yapalım. 2 ve 2'nin katları dediğim gibi. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şişimin birini çıkaracağım ve başlayacağız. Modelimiz arka yüzden kuruluyor. Öncelikle şöyle iki ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Dediğim gibi model arka yüzden kuruluyor. İki ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm. İlmeğin birini çıkarıyorum. Diğeri şişimde kalacak. Daha sonra bununla arkasındaki ilmeği birlikte ters örüyorum. Yine birini çıkartıp arkadaki şişimde kalıyor. Daha sonra bununla arkasındaki ilmeği birlikte ters örüyorum. Tekrar ikisini birlikte ters ördüm. Gevşek örmeye çalışıyorum modelimi. Sıkı örünce model anlaşılmıyor dediğim gibi. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Birini çıkartıp diğerini şişte bırakıyoruz. Ve model hep bu şekilde ilerliyor. Şöyle son kez yaptım. Şimdi kenardaki ilmeğimle yine bu ilmeğimi de birlikte ikisini birlikte ters ördüm. Birini çıkarıyorum ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu modelde sadece kenar kısımlara dikkat etmek gerekiyor. Evet, arka yüzden modelimi kurdum. Ön yüzdeyim şimdi. Şöyle bu ilmeğimin yönünü düzelteceğim. Yine iki ilmeği birlikte düz ördüm. Birini çıkardım. Diğeri yine şişimde. Bununla arkasındakini birlikte düz örüyorum. Yine birini çıkardım. Diğeri şişimde.
Yani modelin mantığı hep aynı aslında. İki ilmeği birlikte ör, birini çıkar, diğerini arkasındakiyle birlikte tekrar ör. Daha kalın iplerle de deneyebilirsiniz modeli. Yine bakın kenar kısımda iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Birini çıkardıktan sonra kenar ilmeğimi tek olarak örüyorum. Şimdi arka yüzden tekrar model kuracağız. Bunun için de burada renk geçişi yapacağım. Dilerseniz tek renkte yapabilirsiniz bu modeli. Ben daha önce tek renkle de çekmiştim kanalda bu modeli. Bir de şöyle iki renk göstermek istedim size. Şimdi pembe ile devam edeceğim. Yine mantık aynı. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Birini çıkardım, diğeri şişimde. Bunu da arkasındakini ters örüyorum. İkisini birlikte ters ördüm. Birini çıkardım. Diğeri şişimde. Gördüğünüz gibi gayet bol bir şekilde örmeye çalışıyorum modelimi. Yine son iki ilmeğimi birlikte ördüm. Birini çıkardım. Kenarda diğerini bir kez daha ters olarak ördüm. Evet. Model kendini belli etmeye başladı zaten. Şöyle ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. İkisini birlikte düz ördüm. Birini çıkardım. Diğeriyle arkasındakini birlikte örüyorum. Evet, modelimiz bundan ibaret. Modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet, şöyle son kez yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte kenar ilmeğiyle birlikte ördüm. Birini çıkardım ve kenar ilmeğini tek olarak ördüm. Dediğim gibi bu modelde tek dikkat etmeniz gereken yer bu kenar kısımlar. Kamera arkasında denemiş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Modelimin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada da alt kısmına lastik geçmedim. Bence lastik gereken bir model de değil zaten. Bu şekilde gayet şık duruyor model. Arka yüzü de bu şekilde.
Evet, şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden atkı örebilirsiniz. Yine etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Yine bu dediklerim için örecekseniz bu modeli daha kalın şiş ve daha kalın ip kullanmanızı öneririm. Daha yumuşak olması için yapacağınız işin. Yine çocuk hırkalarında, süeterlerinde, yeleklerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Yapım aşaması da gördüğünüz gibi gayet kolay. Böylelikle de bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.